İnşallah şu şeyleri bitirelim. Projeleri. Evet, değerli Radyo 80 takipçileri, şu an Burnaz plajından sizlere sesleniyoruz. Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Ökeş Elmasoğlu bizlerle beraber. Öncelikli olarak yayına geç başladığımız için hem kıymetli başkanımızdan hem de sizlerden özür diliyoruz. Açıkçası elimizde olmayan haberle ilgili bir konudan dolayı biraz geç gelmek durumunda kaldık. Hem başkanımızı burada beklettik hem de sizlere planladığımız saatten daha bir geç vakitte ulaşmış olduk. Başkanım, öncelikli olarak hoş geldiniz. Teşekkür tabii yayınımıza. Biz de burada siz ev sahipliği yapıyorsunuz. İnşallah. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Biz Sayın Başkanım'la aslında daha önce birkaç defa yayın planladık ama kısmet olmadı. Bugün de Erzincan Belediyesi'nin de sponsoru oldu. Yine Burnaz plajında oltayla balık yakalama yarışması var. Bunun öncesinde biz Sayın Başkanımızla bir araya gelelim. Hem Erzincan Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmaları hem de burada Erzincan Belediyesi'nin hakikaten çok önemli bir değişimi oldu. Burnaz plajına hayat verdiler. Yeniden bir dönüşü var. Bunun hikayesini de Sayın Başkan'dan dinleyelim isteriz. Evet. Başkanım, tabii şu an yayınımız sosyal medyada hem Radyo 80'de hem Düzce Sabır Gazetesi'nde ve birkaç sayfada daha eş zamanlı olarak ulaşıyor. Evet. Öncelikli olarak hem Erzincan'daki vatandaşlarımız hem Osmaniye kamuoyuna bir selamlama olarak neler evet. söylersiniz? Öncelikle sizi böylesine güzel Burnaz sahilimizden, eşsiz sahilimizden yayın yapmaktan, burada sizleri ağırlamaktan mutlu olduğumu öncelikle ifade ediyorum. Tüm Radyo 80 dinleyicilerine, izleyicilerine buradan selamlarımızı sunuyoruz. Dediğiniz gibi olta ile balık tutma yarışmamız vardı. İnşallah birazdan oraya geçeceğiz hep birlikte. Onun öncesinde de sizlere burayı en azından anlatabilmek adına burada bu programı yapıyor olmaktan ben de mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Herkese selamlar, saygılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu yayın arkasında sevgili Ümit Kahraman bizlere yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine bulunduğumuz alanda bizi yalnız bırakmayan gazeteci büyüğümüz ve sevgili dostumuz, ağabeyimiz Mustafa Düzenli de bizlerle beraber. Ona da buradan sevgi ve saygılar sunuyoruz. Kendisiyle inşallah hep birlikte birazdan yarışma alanına bizler de intikal edeceğiz. Sizler de eğer yarışmaya dahil olmak tabii belki şu aşamada mümkün olmayabilir ama en azından seyirci olarak katılabilirsiniz. Başkanım, öncelikli olarak tabii Burnaz bu bölgenin en önemli alanlarından evet. birisi. Geçmişte de bazı işte buradaki olumsuz olarak değerlendirilen, belki de geldiğinde rahat edilmeyen insanlarımız açısından. Evet. Ama sizin öncülüğünüzde burada bambaşka bir alana dönüştü. Öncelikli evet. olarak burada ne yaptınız? Bu çalışmaları biraz anlatır mısınız? Evet, biz ifade ettiğiniz üzere burası hepimizin çocukluğunun, birçok belki Osmaniyelilerin çocukluğunun geçtiği, benim de çocukluğumun geçtiği unutamayacağımız alanlar. Bir sahilimiz, Burnaz sahilimiz. Herkesin burada bir mutlaka bir hatırası var eminim ki. Kime sorsanız Burnaz'la ilgili size evet. Güzel şeyler anlatacaktır diye düşünüyorum. Bu alan bizim çocukluğumuzdan sonra biliyorsunuz bu alanlar birçok barakadan oluşuyordu. Evet. İnsanlar burada orta sınıf insanlar ekonomik anlamda gelip burada tatillerini yapıyorlardı. Ama belli bir müddet sonra burada valilik kararıyla bu bütün barakalar, bu yerleşim alanları biliyorsunuz maalesef yıkıldı. Bu yıkımdan sonra da burası çok büyük bir alan. 6-7 kilometrelik bir Burnaz sahilinden bahsediyoruz. Burası tabii kontrolü çok zor. Hem hukuki anlamda da bura bir tak kıyı kenar çizgisinin çok geride olması, işte arkada kalan arsalar şeyli arazilerinde kadastro mahkemesiyle evet. davalık olması vatandaşla buraya birçok şeyin yapılmasını maalesef çok olanaklı kılmıyordu. Bizden önce Sayın Kasım Şimşek döneminde Doğakay'la bir çalışma başlatılmıştı burada. Proje çizilmişti ama daha herhangi bir yapım aşamasına geçilmemişti. Biz de tabii ki devlette, kurumlarda devamlılık esası gereği burada mevcut projeyi hemen biz de bu memleketimiz adına çok güzel bir projeydi. Onu sahiplendik ve valiliğimizle ortak bir proje içerisinde Doğakay'la birlikte burada bir projenin hemen devamını getirdik. Projeler çizildi, işte kaynak yaratıldı. Hem belediyemiz biraz kaynak aktardı, hem Doğakay'dan derken
Burada bir temel ihtiyacımızı karşılayacak. İşte suyu, kanalizasyonu, elektriği, işte kamelyalarıyla insanların günübirlik faydalanacağı bir alan haline getirildi. Çok da güzel oldu. Açılışını milletvekillerimizle hep beraber yaptık. Daha sonra da biz bu 1-2 senedir pandemi dönemiyle birlikte burayı geliştirmeye çalışıyoruz. Yani burası çünkü Güneydoğu'nun, Doğu'nun, işte bütün bu bölgenin denize en buluştuğu ilk alan, en yakın alan. Bu anlamda insanların ilk hemen denize buluşacağı bir nokta ve çok da talep var ve rağbet var. Tesisimiz o anlamda biraz küçük kalıyor bazı noktalarda, özellikle hafta sonlarında. İnsanların tatil zamanları olduğu için hafta içi o kadar olmasa da hafta sonları ciddi bir yoğunluk ve kalabalık oluyor. O yüzden biz de burayı her gün gün be gün üstüne bir şeyler koyarak burayı daha böyle insanımızın turizm merkezi haline, aynen, turizm merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz kaynaklar ve imkanlar doğrultusunda. Peki başkanım, burada hani günübirlik gelen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, siz bazı unsurları saydınız ama evet, işte lokanta olsun, diğer sosyal donatılar da sağlanmış durumda mı? Burada özellikle biliyorsunuz, burası elektrik bile, biz 1,5 senedir elektrik getirmekle uğraşıyoruz. Çok uzun prosedürlerle, işte sağ olsun valiliğimizin, kaymakamlığımızın da destekleriyle buranın elektriğini getirebildik, suyunu getirebildik. En önemli şey, kanalizasyon sistemi var. Burada bir küçük minik bir kafeteryamız var. Burada böyle aparatif, insanların yararlanabileceği, onlara güzel şeyler de sunmaya çalışıyoruz. İnşallah şimdi lokantamız bitmek üzere. İnsanlar buraya gelince tabii birçoğu kendi getiriyor ama hazır da bulmak isteyen birçok vatandaşımız oluyor. Onların da ihtiyaçlarını karşılamak adına bir lokanta yapmaya çalışıyoruz. Kamelyalarımız haliyle yetersiz kalıyor. Biz bu sene biraz ekledik. İnşallah seneye biraz daha ekleyerek bunu arttırmaya çalışıyoruz. Temizlik hizmeti burada çok önemli, biliyorsunuz. Evet. Çok kalabalık oluyor hafta sonları ve burada düzeni, temizliği sağlamak ciddi anlamda bir emek ve çaba gerektiriyor. Size biraz daha fazla iş tabii yük burada getiriyor ama biz mutluyuz. Evet. Bunun yanında en önemlisi, burada biliyorsunuz öğleden sonra çok dalgalı bir denizimiz var. Birçok insanımız da şunu soruyor, ya buraya işte bir hemen dalga kıran yapılamaz mıydı diye. Bu çok mümkün olan bir şey değil. Buradan sahil geniş. Bunu merak edenlere söylemek istiyorum. Çünkü hem çok geniş bir alan hem de açık deniz olduğu için buraya böylesine bir dalga kıran yapmak çok mümkün değil. Örneklerine baktıkları zaman açık denizde bunun çok bir örneği yok. Hep böyle koy olan alanlarda bunu yapabilirsiniz. Diğer yandan bizim en önemli verdiğimiz hizmet, bu da can kurtaran hizmet. Evet. İlk tesisimiz açıldığı zaman da bir olumsuz bir durum yaşanmıştı ama şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Çünkü vardiyasıyla beraber ciddi anlamda bir burada can kurtaran hizmeti veriyoruz. Bu bölgede böyle bir hizmet yok. Bunun da ciddi maliyetleri oluyor. Çünkü burada turizm bölgesi olmadığı için bu insanları bulmak, bunlara temin etmek gerçekten zor. Olursa da biraz maliyet teşkil etmiş oluyor. Peki burayı daha cazibe haline getirmek için sizin ileriye dönük bir takım projeleriniz var mı? Konuşmanızda hep günübirlik vurgusu yaptınız. Evet. Hani böyle uzun süre kalacak olanlar için yakın alanlarda böyle bir hazırlık var. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu bölge görüyorsunuz çok güzel bir turizm alanı olabilecek bir bölge ama bu bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir sorun değil. Biraz bakın, enerji yan tarafımız havzası da var biraz. Tabii burası artık maalesef diyelim. Ben hep bu toplantılarda sürekli söz konusu oluyor. Biz yatırıma karşı değiliz. Evet. Sanayi de karşı değiliz. Bizim Turunçlu'da hemen arkamızda atıl alanlarda organize sanayi bölgemizin yapımı devam ediyor. Orada da ben yönetim kurulunda başkan vekilliği yapıyorum. Orada da yatırımlar oluyor. Biz onların destekçisiyiz ama böylesine 6-7 kilometrelik bir alanda, böylesine eşsiz kumsalımızın olduğu bir alanda maalesef bu sanayi tesislerinin işte gittikçe bizi böyle yavaş yavaş çevreliyor olması bizi çok üzüyor. Hemen yanı başımızda işte serbest bölge var. Hemen biraz ötede termik santral var ve şu anda çok daha büyük bir tehlike. İşte hemen birazdan gideceğimiz balık tutma alanının hemen yakınlarına bir polipropilen tesisi maalesef yapılmaya çalışılıyor.
Petkim'in iki büyüklüğünde diyebiliriz bu tesisi. Plastiğin ham maddesini yapılacağı bir tesis. Bu tesisler çoğaldıkça belki bizler buranın son müdavimleriyiz. Bilmiyoruz, gelecek nesiller, bizden sonraki nesiller bu güzellikleri görebilecek mi? Ben çok emin değilim. Ben kendi adıma bir belediye başkanı ne kadar yapabilirse kendi adıma mücadele göstermeye çalışıyorum. Bu konularla ilgili davalarımızı açtık. İnşallah başarılı oluruz ama sadece benim çabamla olabilecek bir iş yok. Buradan bütün Osmaniyelilere, tüm bölge halkına sesleniyorum. Bu konuda ilgili yerler. Eminim ki ben buraya bu tesisi yapılmasını en üst düzeydeki yetkililer buraları görseler onlar da eminim ki böyle bir şey istemeyeceklerdir. Çünkü yatırıma değil biz yerine karşıyız. Burada böylesine bir güzel alanın. Yani belki alanın, o tesis başka bir yere yapılabilir, yere bulunabilir ama bu sahili bulmak mümkün bir değil. Bir daha bu nesiller bu sahilleri göremez. Yazık olur memlekete. O yüzden geleceğe dönük böyle hem kalıcı, işte buraya turizm merkezi haline getirecek, demin söylediğim gibi burada hukuki sorunlar var, kadastro mahkemeleri. Buraya turizm yatırımcısını ileriye dönük bu kadar sanayileşmenin yoğun olduğu bir bölgeye çekemezsiniz. Keşke çekebilsek, onlar da buraya gelseler. Biz şu anda bunu söylemek beni de acıtıyor ama günü kurtarıyoruz. Evet. Yani ileriye dönük ben de size çok daha güzel şeyler söylemek isterim. Bizim projemiz çok. O anlamda keşke devletimiz bizim önümüz açsa, buraları çok daha farklı bir hukuki statüyle koruyabilsek çok daha güzel şeyler söyleyebilirim ama çok sınırlı ve kıt adımlar evet, aynen abi. Maalesef şu anda sadece günübirlik vatandaşımızın en azından bu işler ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama elimden geldiğince bu konuda mücadele etmeye çalışıyorum. Evet. Başkanım, burada zaman zaman aktiviteleri de görüyoruz. Ben geçen sayfanızdan bir plaj voleybolunu gördük. Bu tür aktiviteler hani böyle belirli dönemlerde mi yapılıyor yoksa buraya gelen vatandaşların tabii ki gündelik ihtiyaçları da var ama böyle farklı bir aktiviteyle onlara değişik misiniz? Evet, çok haklısınız. Biz zaman zaman yapıyoruz. İşte pandemiyi yeni atlattık. Şurada bir sezondan bahsediyoruz. Şu an için biraz temel şeylere odaklanmak zorunda kalıyoruz ister istemez ama faaliyetlerimiz artarak devam edecek. İnşallah gelecek sezonda çok daha farklı şeyler yapmayı istiyoruz. Başkanım, geçen yılla bu yılı kıyasladığınızda ziyaretçi sayısı olarak nasıl bir oran var? Vallahi insanlar çok mutlu. Tabii büyük bir kesimi mutlu. Burada Adana'dan dahi insanlar, Ceyhan'dan, bakın yumurtalık var, ona rağmen burayı tercih eden insanlar var. Dört yoldan, bu bölgeden hep yoğunlukta ziyaretçilerimiz var. Genel anlamda mutluyuz. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Buraya sorsanız mutlaka sizlere birçok şey söyleyeceklerdir ama bu aşamaya gelmek kolay değildi ve bunu hepsi bir maliyet teşkil ediyor. Bunu da işte soracaksınız da muhtemelen, giriş parası niye bu kadar almıyor diye şimdi serzenişte bulunuyorlar. Temel konuları biz sizden dinleyelim istedik. Tabii bu tür yerlerin mutlaka ki bir giriş bedeli olması gerekiyor. Nihayetinde bir burada bir hizmet var. Buradaki temel yaklaşım sizin bu hizmetleri sunarken talep ettiğiniz ve vatandaşların bunu karşısındaki sizin ifade ettiğiniz bu giriş ücret kısmını da açarsanız seviniriz. Evet, yani biz de gönül istiyor ki burada ücretsiz olsun. Ücretsiz olsun. Keşke devletimiz de bize birçok hizmeti ücretsiz sunabilse ama biliyorsunuz vergiler, ücretler bunlar için var. Vatandaşımız da daha iyi, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hizmet vermek. Bunun zamanında örnekleri hep denendi. Burayı biz bir sene ücretsiz yaparsınız, iki sene ücretsiz yaparsınız ama bizim ölçekte bir belediyenin burayı ücret almadan idame ettirmesi mümkün değil. Yoksa eski günlerine, eski harabe, atıl günlerine buralar dönerler. Ben vatandaşımıza da şunu söylüyorum. Yani sizlerin de katkısı olsun. Bunu verdiğiniz böyle bir şey olarak bakmayın bu olaya. Burada sizin de bir katkınız olsun. Bize şu hesabı sorun. Ya siz para alıyorsunuz, burada hiçbir hizmet, değişiklik yok, hizmet yok, sıfır. O konuda eleştiriler olursa başımızın üzerinde yerleri var. Peki yani veriyoruz ama verdiğimize değiyor denebiliyor mu şu an? Birçok ben Google yorumları da takip ediyorum. İnsanların nabzında tutmaya çalışıyorum. Ya %100 mükemmel olmasa da, çünkü mükemmeliyet çok farklı bir kavram ve bunun 2-3 katı personel idame ettirmeniz gereken şeyler var. Ama tabii insanımıza da çok düşüyor. Öncelikle bizim asıl amacımız buraları temiz ve güzel tutmak.
Onların da işte biz para verdik temizlesinler değil, burayı bir şey nasıl atmadan daha aslında. Aynen öyle bırakmalarını biz de istiyoruz onlardan naçizane. Evet, tabii Burnaz'ın hani bu denetimsiz, kontrolsüz olduğu evet. dönemlerdeki hali hakikaten sıkıntılıydı. Gelen evet. vatandaşlarımız da nihayetinde aileyle ilgili. Aynen. Burada o huzuru, güveni hissetmesi lazım. İnşallah sizin başlatmış olduğunuz çalışmalar daha da iyi sonuç verir. Şimdi birazdan yarışma alanı beraber evet. geçeceğiz. Tabi bu tür yarışmalar hem o şehirler açısından hem dışarıdan gelen misafirler açısından son derece önemli. Siz geçen yılda yine bu yarışmaya ev sahipliği yaptınız. Evet. Bu yılda yine ev sahipliği yapıyorsunuz. Aynı zamanda sponsorsunuz. Bu yarışmaların buraya etkisi, katkısı ne oluyor başkanım? Yani çok önemli katkısı. Tabii ki buraları hem tanıtmak, sonuçta burası Erzin sınırlarında da olsa Osmaniye'nin de çok kullandığı, onların da bir uğrak yeri, onların da çocukluklarının geçtiği yerler. O anlamda bakın bizde yok dernek, işte dört yolda yok, Osmaniye'nin denizi sınırı olmadığı halde. Böyle bir dernek, böyle bir güzel çalışma yapıyor. Biz mutlu oluyoruz onları burada ağırlamaktan, elimizden geldiğince destek olmaktan. Biz mutluyuz, her zaman bekliyoruz ve çok da katkıları olduğuna eminiz buraların tanıtılması evet. yönünden. Başkanım tabi Erzin deyince Burnaz ve hemen ardından Narenciye geliyor. Evet. Öncelikli olarak bu bölge tabi sıkıntılı bir süreçten geçtik. Yani evet. pandemi, gıda arzındaki sıkıntılar. Buradaki üreticilerimizin bu yılki ve son dönemdeki mevcut halleriyle ilgili birkaç değerlendirme yapar mısınız? Şu anda Narenciye bu sene biraz iyi başladı piyasa diyebiliriz yani. İnşallah böyle devam eder. İşte dünyadaki her an yeni gelişmeler oluyor biliyorsunuz. Bu da gün be gün etkileyebiliyor. Evet. Şu anda iyi gidiyor geçen senelere göre. Tabii maliyetlerin de çok artmış olması nedeniyle de biraz dengeleme oluyor ama en azından çiftçinin elinde kalma, işte para kazanamama gibi bir durum olmayacak gibi görünüyor. İnşallah böyle gider. Sonu da iyi olur. İnşallah. Başkanım 3,5 yılı geride bıraktınız evet. artık hizmette. Yani programın bu bölümünde de çünkü zamanı biraz hızlı kullanalım istiyorum. Evet. Çünkü program için Ökkeş Bey'i bekliyorlar. Biz de hem oradaki bekleyenleri fazla bekletmeyelim. Programa da sadık kalınmış olsun. Bu 3,5 yıllık süre içerisinde arzu ettiğiniz hizmetleri gerçekleştirebildiniz mi? Bu konuda Erzin'in geleceği noktasında yaptığınız önemli çalışmalardan ve düşündüğünüz bu kalan süre içerisindeki evet. fikirlerinizi de paylaşırsanız. Ben gelirken başlayalım. Sizin sayfanızda hemen şeyi gördüm. İnsanlar direkt hemen işte 20 lira alıyorlar kişi başına. Bunu sor demişler hemen. Evet. Ben o konuda kısaca hemen şey yapayım. İnanın burada diğer illerdeki, turizm bölgelerdeki alanlarda belediyelerin aslında çok fazla halk plajlarına yönelik bir hizmeti yok. Şöyle yok. Çünkü zaten oralar hemen sahilin kenarında otellerin başladığı alanlar olarak planlanıyor ve belediyeler oraya bir iki tane sadece kabin ve duş koyuyorlar. O kadar. Onun haricinde çok fazla bir gideri ve şeyi olmuyor. Geniş bir hizmet sahası var sizin evet, için. Evet, aynen. Bir de benim eşim Manavgatlı, Çolaklı sahili, Türkiye'nin en önemli sahili. Ben de gidiyorum oraya yazın eşimin izine gittiğimizde. Orada da yani halk plajı olan yerde belediyelerin öyle çok ağam şahım bir hizmetleri yok. Temel sıkıntı şu galiba Sayın Başkanım, hani teknik bir konu olduğu için belki vatandaşlarımız bilmiyordur. Siz nüfusa göre bir para alıyorsunuz. Tabii. Şimdi yazın nüfusunuz evet. sizin artıyor, hizmet ağınız genişliyor, biz size fazla verelim denmiyor galiba. Aynen. Onun işte bize Erzin'e gelen bütçeyi evet. buralara harcarsak hiç diğer temel hizmetlerimizi gerçekleştiremez hale geliriz. Çünkü burada 35'e yakın geçici işçi çalışıyor. Bunlar en yoğun Temmuz Ağustos ama Haziran'dan itibaren biz hizmet vermeye, Ekim'e kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. 35 işçi biz özel sektör gibi işte burada yevmiyeli adam çalıştıramayız. Yani doğru da değil zaten. Biz burada asgari ücret en az olmak üzere burada 12 ay boyunca burayı korumak zorundayız. Bekçisi var. Evet. En az asgari ücret SSK'sı bir işçinin maliyeti 7000 liranın üzerinde. Yani bir sezon boyunca 5 aylık süreyi göz önüne tuttunuz ama zaten 1 milyonun üzerinde bir sadece işçi maliyeti. İşte bunun yanında elektriğidir, can kurtaran ciddi bir maliyet teşkil ediyor. İşte buranın diğer masrafları, çöptür, şudur budur ciddi anlamda bize maliyet teşkil ediyor. Biz hem oradan da bir arta kalan bir şey varsa işte kamelyalarımızı arttırmaya,
burada yürüyüş yolları yapmaya, birçok şeyi eklemeye çalışıyoruz. Onun için vatandaşımız buraya verdikleri ücreti lütfen evet. Çünkü 20 lira artık bir minimum şey değil. Herhalde. Şu an bir şey değil. Evet. Şu anki ekonomik şeyler de belki vatandaşımız kızabilir ama inanın diğer verdiğimiz ücretleri göz önüne tuttuğunuzda 12 yaşa zaten almıyoruz. 12 yaş altı. Şehit ve gazilerimizin kendilerinden almıyoruz. Onun için vatandaşlarımız bunları lütfen bizi mazur görsünler. Burasının yaşaması için hepsi daha iyi geliştirebilmemiz adına. İnşallah. Başkanım siz 3,5 yılı sordunuz. Bir zahmet. Tabii evet. Ben onu biraz da şöyle bir cümleyle ekleyeyim. Siz belediye başkanı seçilmeden önce de kent konseyi başkanıydınız. Evet. Dolayısıyla hem yönetime ilişkinde bir hazırlığınız vardı. Evet. Bir talep edendiniz. Şu an o talepleri evet, dinleyen, karşılayan getirdim. Ve vatandaşa bu noktada da hizmet sunan konumdasınız. Aynen. Önce bunu değerlendirirseniz seviniriz başkanım. Valla bir kere bu makamlar, koltuklar herkese evet. nasip olmaz. Bize nasip oldu sağ olsun. Vatandaşımızın teveccühüyle biz buraya geldik. Bu teveccüh de benim adıma, kendi adıma söyleyeyim. İşte yan gelip yatma, işte başkanlığı böyle şeyini kullanma yeri değil. Benim için bir sorumluluk ve her gün benim saçımda beyaz yoktu, şu an beyazlar var. Her gün düşünüyoruz ne hizmet yapalım, nasıl daha iyi bu memleketi kalkındırırız diye uğraşıyoruz. Onun için hizmet verip bu hizmetin sonuçlarını görmek, orada bir bunun ete kemiğe bürünmüş halini görmek benim adıma çok mutluluk verici ve herkese nasip olmaz. O anlamda mutluyum. Ama gerçekten yapmak isteyip de böyle yapamadığım şeyler olunca tabii o beni çok üzüyor ve canımı sıkıyor. Öncelik durumu orada. Tabii ki. Şimdi temel sorunlarımız var. Yol problemlerimiz vardı. İşte başka problemlerimiz var. Bunu Büyükşehir Belediye'mizde aşmaya çalışıyoruz. Onun yanında bir vizyon ortaya koyduk. O vizyon şuydu. Yaşanabilir bir Erzin. Daha yaşanılası bir Erzin. İnsanların bir gün burada yaşamak isteyeceği, başka ilçelerden, illerden belki, ya biz niye Erzin'de yaşamıyoruz bir gün diyebileceği bir Erzin yaratmaktı. Bunun da birçok basamağı var ve bu basamakları da biz emin adımlarla ve küçük bütçelerle yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Şahin Tepe'miz işte inşallah o da bayağı çok güzel bir aşamaya geldi. İnşallah onu da tamamlayacağız. Ondan sonra Şirin Su Mesire alanımız var. Oranın Ilıcalar'ın tekrar hayata kazandırılması. Erzin'in kaybettiklerini biz önce evet. tekrar yerine koymaya çalışıyoruz. Ilıca çok önemli zaten. Evet, oralar da çok önemli bizim adımıza. Aslında bu bölge için evet. hepsi bir bütün. Sağlık Osmaniye, turizmini değerlendirildiğinde. Aynen, Osmaniye mesela ne kadar turizmde ileri giderse, biz bu konularda ne kadar ileri, hepsi birbirini zaten etkileyecek. Oraya gelen beraber buraya da gelecek. Aynen, beraber büyüyecek bölge. O anlamda bizim yaptıklarımız kadar komşularımızın da yaptıkları çok önemli. O yüzden insanlar şöyle düşünmesinler, ya bizde var orada, bu bir bütün, evet. burası bir bölge, Hatay, Osmaniye, Antep, bu bölgeler artık insanların dikkatini çeken yerler. O yüzden biz de elimizden geldiğince hizmet, ama kaynaklarımız maalesef sınırlı. Biz ilçe belediyesi olmamız hasebiyle istediklerimizi tam anlamıyla yaptığımızı söyleyemeyiz ama var olan kaynakları kullanma açısından ben vicdanım, içim rahat, çok iyisini yaptığımızı düşünüyorum ama çok daha iyisi de mümkün tabii ki. Evet, kolay gelsin diyelim. Tabii buradan güzel bir uygulamanızı da söz yerine geldiği için de aktarmak isterim ben. Birçok belediyenin de aslında yapması gereken meclis toplantılarınızı canlı yayınlıyorsunuz. Evet. Buradaki amacınız nedir? Hani vatandaş nezdinde orada kararlar alınıyor. Bakıldığı zaman o şehri ilgilendiren kararlar ama şehrin genelde sonradan haberi oluyor ama evet. Siz Erzin Belediyesi olarak meclis toplantılarını canlı yayınlayarak hem vatandaşların o konularla ilgili alınan karar süreçlerini öğrenmelerini ve orada da kimin ne söylediği, hangi karara ne yönde beyan verdiğini ortaya çıkmış evet. oluyor. Biraz bunun kente yansımalarını da anlatırsanız. Şeffaf belediyeciliği hep savunduk. İnsanların aklında bir şey kalsın istemiyoruz. Eğer katılmak isterlerse bizim yaptığımız şeylerin kararlarına hepsi canlı izleyip ona müdahale gelip en azından hesap sorsunlar o anlamda yani. Tabii ki her şeyin nezaket kuralları içerisinde olmasını önemsiyoruz. İnsanlar herkes verdiği verginin hepsinin gelip de nereye uygun usuller dairesinde görmesi hem de şehir adına ne kararlar alınıyor bunu orada canlı canlı izlemesi bizim ilkelerimizden bir tanesiydi. Biz de mutluyuz. Vatandaş da mutludur diye düşünüyorum. Evet.
Başkanım, tadımlık bir program oldu. Evet. Kısa oldu çünkü yarışmaya geçilecek. Başkanımızı da bekliyorlar. Son sözleriniz buyurun başkanım. Ben sizleri burada ağırlamaktan mutlu oldum. Dediğiniz gibi inşallah çok daha güzel, inşallah bundan sonraki programı da Şahin Tepesi'nde yaparız. İnşallah başkanım. Çok daha uzun bir programla sizleri burada tekrar ağırlamak, Erzin'de ağırlamak beni mutlu eder. Tekrar ayaklarınıza sağlık bizleri burada konuk ettiğiniz için. Evet, başkanımız davet ettiler. Bu arada lokantamız bitmek üzere, sözümüzü yerine getireceğiz inşallah. Evet, sevgili Mustafa Düzenli ağabeyim de sözü aldılar. Evet. Değerli izleyenlerimiz, programa başlarken biz özrümüzü beyan ettik ama olay ki programı ortadan itibaren takip edenler olabilir. 15.30 diye duyurmuştuk. Biz Osmaniye'den geç geldik bir haber durumundan dolayı. Hem başkanımızı burada yaklaşık 1,5 saat beklettik. Bir yandan da yarışmaya katılacaklar. Oradaki yarışmacılara da başarılar diliyoruz. Yarışmayı izleyecek olan vatandaşlarımıza da iyi seyirler diliyoruz. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.